Merhaba, merhabalar. Birazcık bekleyelim dedik. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Benim grubumun anneleri yavaş yavaş geliyor. Öncelikle herkesin kandili mübarek olsun. Mübarek Regaib Kandili'ne denk geldi yayın. Planlamamıştım ama böyle tesadüf etti. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Mübarek 3 ayların ve Regaib Kandili'nin bizlerden şefaat. Rabbim şefaat etmesini nasip etsin. Hayırlara vesile olsun. Mübarek gecede, mübarek 3 aylarda çocuklarımız için ve hasta çocuklar, hastaları için özellikle dualarınızı da sakın unutmayın. Hepinizin tekrar kandili mübarek olsun. Bu akşam, bu benim ikinci canlı yayınım. İlkini, daha doğrusu doktorluğu ve uzmanlığı ikinci canlı yayınım. İlkini geçtiğimiz dönemde Sedat Hoca ile birlikte yapmıştık. Şimdi de yine biliyorsunuz ki benim minik trakeller adından oluşan yaklaşık 115 anneden oluşturduğumuz bir trakeostomi çocuklar WhatsApp grubum var. Genellikle yeni anneler, eski annelerden tecrübelerle dayanışma içerisinde bulunduğumuz, birbirimizden bilgi paylaşımı yaptığımız, özellikle pandemi sürecinde bir arada dayanışma içinde olduğumuz bir grup. Tek tek annelerle iletişimi kurmaya çalışıyorduk. Anneler sağ olsun ulaşıyorlardı, özellikle yeni dönemlerde. Daha önce bahsetmiştim. Bunu tek çatı altında toplamayı, hani tek tek görüşmektense hepimiz bir arada olalım diye istedim. Başlangıç olarak böyle bir 30-40 kişilik bir grubumuzdu. Şimdi 115 kişiden oluştu ve işte ihtiyaç dahilinde böyle doktorlarımızdan, uzmanlarımızdan da yorum alıyoruz. Sağ olsun destekçilerimiz var. Bize yoldaş oluyorlar, bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Özellikle sorunlardan bir tanesi de trakeostomi çocuklarda yutma, beslenme nasıl olur şeklinde. Yutma terapisi alanlar, ilerleyenler, yutanlar vesaire ya da çocukta yutma refleksi olup neler yapmayı gerektiği konusunda fikir sahibi olmayanlar var. Ben bu konuya açıkçası biraz uzağım. Hemen hemen her konuda bir fikrim vardır ama bu konuda hiçbir fikrim yok. Elif İmağ'da yutma refleksi yok çünkü. Bizim böyle bir ileride öngörümüz de yok maalesef doktorların da aynı şekilde. O yüzden çok ilgi alanımın dışında bir rehabilitasyon. Ben de öğrenmiş olacağım. En azından bilgi edinmiş olacağım sizlerle birlikte. Birkaç gün öncesinden zaten duyuruyu yapmıştık grubumuzda ve diğer hem sosyal medyada hem de grubumuzda paylaşım yapıp duyuru yapmıştık. Ben soruları liste haline getirdim böyle. Not aldım. Sorular doğrultusunda sevgili Nasim Hanım, kendisi bu konuda uzman ve grubumuzda da onun gördüğü hastaları da var. Onlar doğrultusunda sorularımızı tek tek yanıtlayacak inşallah. Neler öğreneceğiz ya da bilmediğimiz neler var ve bizim de yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu konuda net bir cevabımız olacak. Heyecanlıyım. Şöyle yapalım. Nasim Hanım'ı davet edelim mi? Biraz daha toplanmayı bekleyelim mi? Bekleyelim mi biraz daha? Nasim Hanım'ı davet edeyim mi? Ne dersiniz? Saatimi kontrol edeyim. İnşallah katılım fazla olur. En azından sesimizi bu konuda benim gibi fikir sahibi olmayan ailelere de yol göstermiş oluruz. Beklerken ben size Elif İmağ'ı göstereyim mi? Bir selam verelim mi? Al yanaklı, tek gözlü canavar. Bu da
Elif Hüma hepinizin kandilini kutluyor. Ellerinden, büyüklerinin ellerinden, yaşıtlarımızın gözlerinden öpüyoruz. Evet bebeğim. Elif Hüma ısındığı için böyle al al. Malum hava soğuk. Bizim ateşimiz zaten bir facia. Sürekli ısıtıcıyla ısıtmak oldukça zor oluyor. Özellikle bu havalarda ne nemi oranını tutturabiliyoruz ne ısı oranını tutturabiliyoruz. Tepesinde hem UFO hem petekler hem Elif'in yoğun bakım ısıtıcısı hepsi birlikte bayağı bir zor kış dönemi atlatıyoruz. Hava bir an önce ısınsın, güneş gelsin, biz de normale dönelim. Güneşli havalar da iyi oluyor bizim için çünkü. Ben Nasim Hanım'ı davet ediyorum ve programımıza başlayalım inşallah. Merhabalar. Merhabalar Nasim Hanım, hoş geldiniz. Hayırlı kandiller öncelikle. Kendiniz mübarek olsun, merhabalar. Size de mübarek olsun, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Çok şükür iyiyiz, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Soğuklarda böyle geçinip gidiyoruz. Sormayın. Soğuklar bizi felaket etkiliyor. Biz böyle ısıtıcılarla birlikte yaşıyoruz. Bir yandan hem bir toplanalım diye hem de Elif Hüman artık ısıtıcıyla yaşadığımızı herkes öğrendi. Biz ısı dengesini ayarlayamıyor. Hipotermi, kronik hipotermisi var. Ve bu havalar bizim için oldukça zorluyor. Güneş ısısı onu daha çok iyi etkiliyor. Biz böyle zorlu, ısıtıcı vücudunda, battaniyeler arasında sarılı, toz gibi yaşatıyoruz. Evet, olalım ama. Öncelikle sizi tanıyalım mı? Olur. İlk başta ben çok değerli annelere selam ve sevgilerimi söyleyeyim. Çok teşekkür Ben ederim. uzman rica ederim. Ben uzman fizyoterapist Nesime Şuray'ım. Ben eğitimimi 2020'de uzmanlık eğitimimi Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Ve şu anda da Kanada için Kanada'da yurt dışı doktora programı kapsamında gerekli sınavlara hazırlanıyorum. Çok Hazırlanma güzel. sürecindeyim. Hem doktora programı hem de Kanada'da bir terapist olarak çalışabilmek için denklik işlemlerimi başlattım. Tabii ki bu da bütün geçtiğim bu sürecin sınavlarına hazırlanmak demek ve bu sınava hazırlanma sürecindeyim. Ama tabii ki bu aralarda da çok değerli bebek hastalarımızı almaya devam ediyoruz ve elimizden geleni onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Çok güzel, çok güzel bölümde ilerliyorsunuz ve sizin bulunduğunuz bölüm gerçekten zor. Yani sayınız çok az. Yeterli sayıda değil. Ailelerin de bu konuyla alakalı çok fikri yok. Fikri olanlar da ulaşmak için şehir dışına gitmek zorunda kalıyor. Yanlış bilmiyorsam Ankara bu konuda biraz daha yoğun. İstanbul daha iyi. Yani büyük şehirler bu konuda daha çok avantajlı. Gönül ister ki her bölüm gibi bu bölümün de her ilde olması. Evet, aslında ben diğer taraftan bakıyorum, şöyle bakıyorum, bizim bölüme belki talep çok da ama bazen istekler az olabiliyor. Yani çok aile çok bilmiyor. Yani bizim Kesinlikle. küçük başlarda bir dokunuşlarımızda çok şu güzel sonuçlar elde edilebiliyor ama bazen de istekler olmayabiliyor, öyle söyleyeyim ben. Yorucu bir süreç mi? Valla ben şöyle söyleyeyim, her iş çok zor ama mesela ben daha çok ağır yani seviye 3, seviye 4 de olan çok ağır serebral palsili çocuklarla çalıştım. Ve bu trakeostomili bebeklerde de yani biliyorsunuz genellikle ağır seviyede olan çocuklar Maalesef. çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani işimiz gerçekten çok ciddi ve çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. O yüzden her şeyi alert seviyesinde çok uyanık olup her şeyi dikkate alarak yapmamız gerekiyor.
Fizyoterapi de aynı şekilde değil mi? Ben bizim dediğim gibi sizlere de konuşmuştuk. Elif Ümran'ın yutma refleksi yok ve benim biraz uzak olduğum bir konu bu konu. Ama diğer fizik konusuna gelirsek evet sayı çok az kabul eden, gelip görüp korkup yapmak istemeyen, çekinen, dokunmaya çekinen zor bir süreç. Yani terapistin hastayı tanıması, kabullenmesi, sonra üzerine neler katılabilir? Bu birazcık normal fizikte çok emek istiyor, sabır istiyor ve süreç çok uzun. Bir de hani ya ilerleme kat edersin ya da mevcut durumu korursun. Biz mevcut durumu korumak amaçlı olanlardanız. İlerleme kat etmek için bunun altyapısında başka şeyler de gerekiyor. Bizde o yok maalesef. Yutma da bunun gibi galiba. Evet, çocukta belki altyapı geçmişte vardır ya daha sonra katılacaktır ama uzun, meşakkatli ve sabır isteyen bir süreç aynı zamanda. Ben burada iki şeyden bahsetmek isterim. Birincisi, böyle annelerimiz de bilinçli olup, yani nasıl biz mesela kuruma gidiyoruz, bir fizyoterapist talep ediyoruz ve geliyorlar bize hareketleri yaptırıyorlar veya biz gidiyoruz. Yani kuruma da gittiğinde yutma ile ilgili de bir şey talepte bulunun. Eğer kurumda yutma terapisti yoksa, ki genelde yoktur, onu talep edin ve getirin. Ve yoksa da, yani bazı kurumlarda da benim görüp bildiğim kadarıyla mesela yutma terapisti yerine dil konuşma terapistleri var. Biliyorum, tanıyorum bu kurumlar. Bu kurumlar da tercih edilebilir ki böyle artsın, sayıları artsın. İkinci konu, ben biliyorum yani böyle çok değerli grubumuzda birkaç böyle terkelli bebeği alma şansım oldu. Evet, bu sebebek gibi. Annelerin neler yaşadığından gayet farkındayım ve gerçekten umarım onlar da bilir. Değerli fizyoterapistlerin değerlerini çok iyi, dikkatli bir şekilde bilirler inşallah. Öyle düşünüyorum. Ve şunu da söyleyebilirim. Yani terakeli diye düşünmeyin. Yani ilk başlarda trakeli olup yani küçücük bir şeyle, küçücük annelere öğrettiğimiz bir terapiyle, yani çocuk en azından kendi salyasını aspire edemez. Yani biz günde defalarca yutkunuyoruz. Ortalama 500-600 kere yutkunuyoruz. Yüz kaslarımızı kullanıyoruz. Ağız içi kaslarımızı kullanıyoruz. Yani bunları yaparak çocuğun yüz ifadesindeki bile birçok şey değiştirebiliriz. Bunları dikkate alalım lütfen. Ya baştaki sorumu o zaman sorayım. Trakeostomi yutmaya engel mi? Şöyle, trakeostomi yutmaya engel değildir. Yani olaya böyle bakmayalım. Yani trakeostomi açıldı diye artık bu durumdan korkmayalım. Ama şu var. Çocuk neden şu an o trakeostomi cihazına bağlandı ve trakeostomi açıldı? Yani bu sürece gelene kadar bir çocuk birçok yetisini kaybediyor ve birçok komplikasyon ortaya çıkıyor. Biz onlardan başladık ve yani şöyle söyleyeyim, Sedat Hoca'nın hastası olup şu an Mihrimah Bebek bizimle çalışıyor. Yani trakeostomi bitti, bir sonraki aşama direkt yutma terapisine başladı. Şu an NG'den besleniyor ama biz oral motor terapisine devam ediyoruz. Ben trakeostomi olduğu sürece onu takip etmiyordum ama ondan sonra direkt devam ettik ve biz şu an çok güzel, yani çiğneme kasları güçlendi, diş çıkardı, yani dişini çıkarıyor ağzı dişlerinden, çünkü ve süreci direkt başladı ve biz çok çok mutluyuz bu konuda. Şöyle söyleyeyim, 2 hafta sonra inşallah, eğer annesi de güzel çalıştırıyor, daha ağızda net geçebilmek için, NG'den kurtulabilmek için bir sonraki konuğumuz Necati Hoca ile iletişime geçeceğiz. İnşallah, bakalım, kesin görüşü de o söylesin. Yol çok uzun ama trakeostomi tabii ki engel değil. Ama çok güzel çalışmamız gerekiyor, çok yoğun bir şekilde. Ya yani çoğu aile çünkü daha önce yutması olup trakeostomi açıldıktan sonra bunun tekrar olmayacağını düşünüyor. Bu bizim grubumuzda da vardı böyle bir soru. Ama bunun engel olmadığını, yani soluk borusuyla yemek borusunun farklı ama birbirlerine destek yerde olduğunu ve çocuğun trakeostomi de dediğiniz gibi neden açıldı? Bu çok önemli. Belki çocuk aspire etti, Evet. yukarıyla alakalı bir kaçağı vardı ve devamında tekrar beslenme onun sağlığı açısından daha riskli olabilir. Evet. Sorularımdan gideyim mi? Gidelim, buyurun.
Sekresyon çıkartmaya çalışırken yapılan gırtlak sağ sola hareketinin ayrıntıları ve fazla yapmanın zararı olup olmadığını soran, yine PEG'den ayrılan, beslenmesi olmayan, daha PEG'i olan, daha sonra PEG'den ayrılıp kendi beslenmesiyle devam eden, yutma terapisi uzun bir süre alan bir annenin sorusuydu bu. Dediğim gibi gırtlak hareketinin fazla yapılması. Şöyle bu gırtlak hareketi normalde iki parmakla yaptığımız gırtlak dediğimiz yeolaringeal bölgeye yaptığımız bir mobilizasyon, yani elimizle yaptığımız bir uygulama. Buradaki bu grup kaslara bir kasların hareket ettiği range'de problem var mı yok mu ve o hareket aralığını, o hareket range'ini, ROM'u arttırmak amacıyla biz bunu gerçekleştiriyoruz. Orada eğer bir skar dokusu varsa, bir yaralanma varsa ve onun sebebinde orada hareket ettirmede bir problem oluştuysa biz bunu yapıyoruz. Tabii ki bu yutmayı aktive de eden bir şey. Bu yapılabilir. Ama direkt böyle sekresyon demişler. Ben biraz ona şaşırdım. Yani o sorunun biraz orada bir şeyi vardı, bir problemi vardır. Bu hiyolaringal mobilizasyonu yaptık. Gırtlak mobilizasyonu diye geçiyor. Oradaki hareket range'ini açtık birazcık. ROM orada arttı. Eğer orada skar dokusunda orada bir problem oluştuysa onu da gidermeye çalıştık. Oradan bunu fazla yapmamıza falan gerek yok. Fizyoterapistin söylediği kadar yapıldıysa bizim için yeterli olabilir diye düşünüyorum. Başka Zararı olur sorun? mu fazlasına? Yok, ya şöyle aslında neden fazla yapalım? Fazla yapılmasın. Hayır, zaten eminim terapist bir sürü şey söylemiştir. Her bir modaliteyi, her bir hareketi söylediği tekrar kadar yapsın. Çok fazla yapması hayır taraftarı değiliz tabii ki fazla. Kendi olduğu söylediği kadarıyla yapılsın, fazla değil. Diğer soru, çiğneme refleksi var. Hı. Pürelerde beslendiği için her şeyi direkt yutmaya çalışan çocuğun besini de çiğnemeye alıştırmak için ne yapmak lazım? Çiğneme refleksi var ama başka ne? Püreyle besleniyor. Refleks var ama püreyle besleniyor. Hı. Alışkanlık haline gelmiş ve taneli besinleri çiğneme alışkanlığı haline getirebilmek için ne yapılması gerekiyor? Anladım. Şöyle, ben bunu annelere anlattığım şekilde anlatıyorum. Çiğneme normalde püre olsun, sıvı olsun, herhangi bir sıvı, sıvı kıvamı da değişik olabilir. Veya şimdi gelelim püre. Püre şeklinde dil öne arkaya, ağız boşluğunda öne arkaya doğru hareket eder. Emme paterni. Ama şimdi neli veya püreden hafiften artık yani yarı katıya geçtiğimizde o lokmayı alabilmesi için ağız boşluğunda dil onu böyle yana doğru da ayrı zamanda hareket etmesi gerekiyor. Artık şöyle bir paternden böyle bir paterne geçiş olması lazım. Anlatabildim mi? Yani püre yerken böyle bir öne arkaya doğru hareket eden bir dil artık püreden sonra yarı katı kraker gibi kıvamlara geçiş yaptığında böyle daha böyle bir üst basamağa geçmesi gerekiyor dilin hareketlerinin. O yüzden tabii zor bir basamak. Burada çiğneme eğitimi çok çok önem arz ediyor. Oral motor terapi çok önem arz ediyor. Yani çünkü püreyle sıvıyla yutan bir bebek artık bir tık yarı katıda bir tık üst levele geçmesi gerekiyor. Bu eğitimlerin alması gerek. Yoksa direkt onu çiğnese bile akciğerine aspirasyon olabilir veya şöyle o hareket mature olmamıştır, tam gelişmemiştir. O yüzden problem yaşıyordur. Çünkü bunların paternleri bile birbirlerine farklıdır. Buradan o zaman şu sorunun da cevabını çıkartabiliyoruz. Taneli besinler enfeksiyonu daha mı çok yatkın? Taneli besinler enfeksiyona yatkın değildir. Taneli besinin artık ağzında çiğneme istiyor, çiğneme gerektiriyor. Yani o yüzden çocuğumuz ona hazır değildir. Bunun için çocuğu alıştırmak gerekiyor. Bunun için terapilere başlaması gerekiyor. Yani anlatabildim mi? Böyle bu şekilde. Bir şey soracağım. Soruların içinde değil de benim komşu kızım da gördü.
14 yaşında ADC hastası. Normalde yutması var, ağızdan besleniyor ama şey yok. Dilini içeride çevirme yok. Püre halinde alıyor, aşağı yukarı yapıp yutuyor. Ve en ufak bazen bir pirinç tanesi bile onu kusturabiliyor. Ama yağ her şeyi de yiyor. Şöyle, o aslında yani çocukluk, yani doğduğu andan itibaren o emmik ternini kullanıyor. O henüz kaybolmamış. Yani ve daha üst level olan çiğneme dilini yana doğru, sağa ve sola doğru, yana doğru hareket ettirmemiz de çiğnemi gerektiren yarı katı ve katıları hazır değildir. O yüzden direkt alıp yutuyordur. Bu Bu sadece geliştirilebilir mi? tabii geliştirebilir. Bu bunun sonucunda da hatta salya problemleri de ortaya çıkıyor. Yani çoğu çocuk güzel çiğneyebilmediği için salya problemleri de tabii çok fazla oluyor. Şey olabilir. Mesela burada böyle güzel Nuk'un alıştırma setleri olabiliyor. O kullanılabilir veya chewy tubes'ler oluyor, çiğneme tüpleri. Onlar işe yarayabilir, onlar kullanılabilir. Veya anne lokmayı yavaş yavaş başlasın, kaşıkla verirken sağdan soldan bir iki tane sağ iki tane sol bir tane ortadan bıraksın ki çocuğun dilini sağa sola kullanmasını zorlayalım. Bu şekilde olabilir, yani sağlayabiliriz. Anladım. Kaşıkla su içmekte zorlanan bir çocuk fıs fıs da daha rahat içiyor. Valla şöyle bir şey, ben aslında biz hastanede çalıştırırken ben çok tercih ediyordum. O zaman biz alıştırma bardakları yani eğitici kupalar kullanalım. Kaşıkla su içirmeyelim. Ben çok mücadele ediyordum. Mesela Elif bebek de annesi direkt alıyordu, kaşıkla su içiriyordu. Oysa ki ben bunu istemiyorum. Alıştırma bardakları kullanalım. Bu bardak kağıt bardak, onu kesebilirsiniz. Böyle çocuk su içerken burun kısmını böyle hafif içe doğru birazcık kesin. Daha kolay. Yani ben kesinlikle hatta kaşıktan bile çocuk su içsin istemiyorum onu. Ona bile kızıyorum yani. Çok güzel, çok güzel markaların su içme şeyleri var. Yani onları kullanalım. Değişik şekillerde, değişik modellerde bunlar var. Bunları kullanabiliriz. O su fısısıyla da direkt su içiyordur. Ama bir kaşığı aldı, dudaklarını kapaması gerekiyor. Ağız içinde o suyu yutabilmek için dil hareketi yapması gerekiyor. Sıvı ince bir kıvam olduğu için gerçekten vücudu onu yutabilmesi için, tolere edebilmesi için çok zor bir beceridir. Yani o yüzden yani kaşıkla zorlanan bir bebek, kaşık taraftarı değilim ama lütfen alıştırma bardakları alın veya kağıt bardakların, onu kendiniz evde ilk başta su olmadan bile çocuğun dudağına değdirin, temas ettirin, çocuk dudaklarını kapatsın, içmeye çalışsın, azar azar yani birer ikişer damla şeklinde çocuğa öğretmeye çalışın ama bunu deneyin. Sonra farklı şekillerde dediğim gibi su içme şeyleri var, bardakları var. Onları kullanmaya, onları denemeye başlayın. Biberon peki? Yani çocuk ilk başlarda tabii kullanabiliyorlar ama çocuk büyüdükçe istemiyorum. Çünkü biberon emme paterni şöyle öne arkaya ama çocuk büyüdükten sonra çiğnemeye başladıktan sonra dil yana doğru hareket ediyor. Ve biberonla sırf bu hareket devam ediyor ve o çalıştığımız boşa gidiyor. O yüzden ben kesin tavsiye etmiyorum. Şöyle olabiliyor, bazen anneler şeyi beceremiyor yani baş edemiyor. Geceleri kullanın diyorum ama gündüz hayır, asla istemiyoruz. Dönüşümlü. Yani onu da yapmasalar güzel olur. Normalde ilk başlangıç aşamasında sudan bahsettiğimiz için yine sudan soracağım. İlk başlangıç aşamasında su öneriyor musunuz? Valla ben şöyle söyleyeyim, su biliyorsunuz püre kıvamı var, yarı katı, katı püre su. Su çok zordur. İlk başlangıç amacı için hayır, su çok zordur, tavsiye etmem. Püre kıvamı iyidir ama onun bayağında tabii ki çocuk susuz kalamaz. Eğer biz normalde su aldık, o sıvıyı içmekte zorlanıyorsa onun içine kıvam arttırıcılar kullanabiliriz. O bizim Hmm. işin çok ve ben çok tavsiye ediyorum hastalara. Oturarak yemek yiyemeyen çocuk yatarak yemek yiyebiliyor. Alışkanlıktan kaynaklı mı bu? Şöyle
Oturarak her çocukta direkt 90 dereceyi getirin, oturdun, öyle bir kural yok. Yani şunu ben hep tavsiye ederim. Çocuğu oturttunuz, gövdesi böyle 60 ile 90 derece arası bir eğimde olsun. Elini, bacaklarını güzelce destekleyin. Ondan sonra bu çocuklarda şöyle bir şey oluyor. Aslında ben biraz daha çok CP'den bahsediyorum. Bunu iki şekilde cevaplayın. Bir grupta yani çocukların kasları aşırı böyle aşırı kasılan, böyle baş boyunu direkt böyle geriye doğru iten çocuklar. Baş boyun geriye doğru ittiği için çene yani dili de geriye doğru kaçıyor. Dili geriye doğru retrakte oluyor. Bu çok bizim için büyük bir problem. Ve tabii burada anatomik olarak normal yapıları bozduğumuz için yani aspirasyona da birazcık zemin hazırlamış oluyor. Veya bunun tam tersi, mesela bazen hipoton bebeklerde, gevşek bebeklerde de baş öne doğru, omuzlar böyle bükülü şekilde. Bu da tabii ki o normal anatomik yolu biz bozuyoruz. Yani bunu kesinlikle istemiyorum. O yüzden başını nötralde, ortada alıp birazcık hafif önde de olabilir ama hafif böyle gıdık çıkarma pozisyonu, çin tak dediğimiz, bu daha sağlam, daha nasıl biz hafif böyle burnumuzu, başımızı böyle eğip öyle yiyorsak, bu ayaklarını, kollarını destekledik. Gövdesi 60 ila 90 derecede eğimde olabilir. Başını da çin taka aldık. Orada güzeldir, artık yedirebiliriz. Ama dediğim gibi standart bir beslenme pozisyonu yoktur. Yani yatarak bahsettiğim hasta birkaç tane soru sormuştu o anne. Yatarak yemeği sürekli yatarak yiyor. Oturarak yediği zaman aspire ediyor. Yutamıyor, Oturmaktan kalkıp suyu da eğer içemiyor. 90 derece getiriyorsa o da çok fazla, ama yatarak şöyle en azından yüksek yatış pozisyonuna Yüksek getirsek yatış. bebek. Yüksek Çünkü yatış. yüksek yatış pozisyonu bizim için mantıklıdır. Yatarak da değil. Ondan belki aspire ediyordur, anne bilmiyordur. Ondan da korkmamız gerekiyor aslında. Birazcık tehlikeli. Bahsettiği yüksek yatış, yani kalın bir Evet. yastık var O arkasında ama. yüksek yatış aslında benim dediğim o 60 derece eğim var kesinlikle orada. Çocukta yutma var. Herhangi bir problem yok ama yuttuğu trakeden geliyor. Bu çocuğa hala beslemeye devam edilmeli mi? Şöyle yutma güçlüğünden yani disfajiden bahsettiğimizde, bu yutmanın bir üç evresi var, genelde böyle söylenir. Üç, yani bir evresinde problem vardır. Mesela yutmanın şu an eğer trakeden geliyorsa, yutmanın ikinci evresinde şu an muhakkak bir problem vardır. Ağız içinden yuttu, besini lokmaya içeri aldı, yuttu. Buradaki faringeal kaslarında orada şu an bir problem nedeniyle ya yutarken yutakta orada gidip orada takılıp kalıyordur, ya da hava yolu kapanmamış ve besin hava yoluna kaçıyordur. O yüzden şu anda hava yolunda da açık olduğu, trake olduğu için trakeden dışarı çıkıyordur. Tabii ki burada şu an bir yutma güçlüğünden bahsetmemiz gerekiyor. Problem vardır ve anne ağızdan vermemesi gerekiyor. En son soracağım, Muhammed Çınar yazmış şu an. Sanırım Numan Hoca'nın hastası. O yorumlardaki soruları en son geçeceğim. Skolyozu olan bir çocuk üst gövde çalışılmasının sakıncası var mı? Sanırım Şöyle, terapist olarak sorulan bir soru. evet, şöyle cevap verebilirim. Ben bizim çalışmamızda, yürüttüğümüz çalışmada, biz daha mesela dediğim gibi CP seviye 3, seviye 4 çocuklarda, GMFCS'de böyle olan bir çocuklarla çalışıyorduk. Bu çocuklarda hafif ve orta düzeyde genellikle skolyoz oluyordu. Bunu böyle bahsediyorum. Ama eğer çocukta ileri derecede skolyoz varsa, bunu zaten skolyoz alanında çok güzel uzmanlaşan fizyoterapistlerimiz var. Ben direkt onlara yönlendiriyordum ki biz çalışmalarımızda bunu da yaptık. Ama eğer
skolyozu hafif ve orta derecede ise biz zaten benim tezimin kapsamı bu, yani baş, boyun ve gövde stabilizasyon egzersizleriyle bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Çocuğun her iki tarafını, vücudun sağ ve sol tarafını simetrik bir şekilde çalışmayı öğretiyorduk ve yapılandırdığımız, yani birkaç sayıda egzersizi seçip onları yapılandırıp ve çocuklarda onları uyguluyorduk. Mesela Elif Naz Bebek. Elif Naz bebeğimiz kesinlikle 2018'de hiçbir şekilde baş, boyun, gövde kontrolü yoktu. Ama bizim o zaman yapılandırdığımız egzersizi hani hala annesi kullanıyor. Tabii biraz böyle değişiklikler yapıldı ama şu an hala şey mesela ayakta durabiliyor, gövdesinde kontrolü birkaç saniyelik de olsa güzelce onu kontrol edebiliyor ve Elif Naz bebek yani seviye 4 bir GMFC'de, yani ağır seviyede olan bir çocuğumuz. Ve tabii ki böylelikle de bu planladığımız, yapılandırdığımız egzersizlerde de skolyozunun ilerlemesini önlemiş oluyoruz. Ama şimdi bunu da böyle cevaplamak istiyorum. Eğer skolyoz çok ileri derecede ise ben iki şey çok dikkate almak isterim. Bir, kalbini dikkate alalım ve bir de akciğerlerinde. Çünkü akciğerle ilgili problemlerde ki biri skolyoz olabilir, akciğer dokusunu omurgası bası yapmış olabilir ya da ne bileyim solunum kasları ile ilgili problem olabilir. Burada bunlar dikkate alınması gerekiyor ki bunu da skolyoz alanında uzmanlaşan fizyoterapist eminim dikkate alıyordur. Sizin bir hastanız daha var bizim grubumuzda. Daha sonra tedaviyi sanırım yarım bıraktılar. Yutma için başladınız ama aynı zamanda kafasını tutabildi. Sizle kısa bir süre çalıştığınızda Emine Hilal Yalçın hatırlarsınız. Onunla ilk tanıştığımızda bahsetmişti annesi sizle başladığını ve daha sonra kafasını tutmaya başladığını. Yani bir ekip çalışmasıyla birlikte tek başına yutma değil aynı zamanda üst kısmı da çalıştırma. Şöyle bizim çalışmamız şöyleydi. Yani bizim Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yürüttüğümüz tezimiz şuydu. Biz çocuğun leğen kemiği pelvisinden ele alıyorduk. Bu şekilde çocuğun gövdesini etkiliyorduk. Sonra omuzlar, boyun, çene eklemi ve dudak kontrolü, dil kontrolü. Yani bu bir domino etkisi gibi. Ve ben hastalarımda da zaten öyle çalıştım. Emine Hilal'de de öyle. Ben kesinlikle yani sağlıksam belli bir miktarı ağız, dudak, yutma şu olabilir ama belli bir süre sonra üst gövde, baş boyun gövde stabilizasyon egzersizleriyle geçiyordu. Zaten eğer çocuk şöyleyse ya çocuk şöyleyse sen ondan bunu normale döndürmen gerekiyor ki çocuktan normal yutmayı bekleyebilirsin. Çünkü eğer bu olmadıysa yani oradaki anatomik normali bir sağlamadıysak o zaman şey olur, aspirasyona çocuk yatkın hale gelir ve biz yani yutmada bir şey çok dikkate almamız gerekiyor. O da güvenliktir. Yani çocuğu boğulmadan ve aspirasyondan hep korumamız gerekiyor. Evet. Böyle. Sanırım soruların hepsi birbirine bağlantılı. Trakeostomiden gidince birçoğunun trakeostomiden beslenmesi olup trakeden gelme yönünde. Aileler bu durumda ne yapacaklarını bilmiyor. Onu da az önce sormuştuk. Tekrar daha önce beslenen bir çocuk trakeostom açıldıktan sonra besleme kesiliyor. Doktor kesiyor beslemeyi. Şu an makineden ayrı ama trakeostomisi var. Fakat yutmayı unutmuş. Bu tekrar hatırlatılabiliyor mu? Tekrar başlansa geriye dönebilir mi? Şöyle dediğim gibi burada çocuk hangi süreçten geçmiş ki trakeostomiye, yani ventilatöre bağlanıyor, trakeostomi açılıyor, yani bir sürü beceri ve yeti kaybı oluyor o zamana kadar. Bu süreçte de çocuk ağızdan beslenmediği için bir şeyleri unutabiliyor tabii ki. Yani elime alçıya alındı, çıkardığında direkt elime o şekilde kullanamıyorum. Yani bir fizik tedavi gidiyorsun, hareket Unutuyoruz. elektroterapi bağlıyorlar vesaire. Yani sonra geliyor. Yani ağızdan da direkt yutamadığı için bir şeyler yani onu yani tekrar bir çalışmaya, bir hatırlamaya gerek var. Yoksa olmadan Hareket direkt olmuyor. etmeye aslında dilde, yutma da
bunu yapabildiğini unutuyor. Bunu tekrar Evet. hatırlatmak gerekiyor Evet, aslında. evet, evet. Diğer dediğiniz gibi gövde çalışmasında, fizik olarak çalışmada da algısı olan bir çocuk için özellikle hatırlatılan bu. Yani geri gelebilecekmiş. Buradan da Ayşe'ye müjde olsun. Bayağı üzülüyordu. Sanırım terapiye de Şöyle başladı. iki bölümde söylemek isterim. Yani bir oral motor terapisi yapılması gerekiyor. Bir de yani çocuğun başını, boynunu, üst gövdesini kuvvetlendirmek gerekiyor. Yani hem fizik tedavi her hareketi hem de oral motor terapisi ikisi de önem taşıyor. Ya birçoğunda aslında dediğim gibi kafa karıştıran şöyle bir şey var. Ya beslenme var ama öyküsünde bir aspire etme olduğu için besleyip beslememe konusunda aileler gel git yaşıyor. Kimi riske alıyor, beslemeye devam ediyor. Kimi de tedirgin olup beslemeyi kesiyor. Ama aynı zamanda aile için bu da üzültücü, yani üzülüyorsun bu duruma. Mevcut bir şey var. Ama şöyle bir açıklık getirelim. Diyelim ailede bir problem oldu. Yani aspirasyonu bize gösteren bulgular var. Anneler yani bir araştırsalar, bir yutma terapistinden öğrenseler bunları bilirler. Yani öğrenebilirler. Yani çocuk yılda bir 3-4 kere tekrarlayan akciğer enfeksiyonu geçiriyorsa, ağzına bir şey koyduğunuzda bir panikira, bir korku, bir şeyler görüyorsunuz. Cilt bile renk değişikliği oluyor. Gözlerinden su geliyor. Bir göz genişlemesi oluyor. Ses hızlı bir şekilde nefes alıp veriyorsa, ne bileyim hırıltılı ses, böyle sık sık akciğer enfeksiyonu geçiriyorsa burada bir aspirasyondan şüphe edebilirsiniz. Yani bu bir yani burada bir soru işareti var. Şu dört soruyu hiçbir zaman aklımızdan geçirmeyelim. Biz hep hastanede annelerden bu ve buna göre çalışmamızı alıyorduk. Bir, şu önemli. Birinci, şu çocuk diyelim zaman ayırdınız bir öğünü için. Bu öğün beslerken sizin kaç dakika zamanınızı alıyor? Bazı anneler diyor ki bir saat gibi bir süre çocuk beslemesi için zaman ayırıyoruz. Eğer 30 dakikadan fazla bir süre beslemesi için öğün için ayırıyorsanız burada bir soru işareti, bir problem var demektir. İkinci soru, eğer çocuğu beslemeniz hem sizin için hem çocuk için bir stres kaynağıysa, bir sizde bir kaygı oluşturuyorsa burada bir soru işareti vardır. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Üçüncüsü, beslerken çocukta herhangi bir solunumla ilgili bir yani aspire etmesiyle ilgili bir problem görüyor musunuz? Hırıltılı solunum var mı? Morarması, hırıltılı ses, böyle bir korku işareti, panik bir şey. Bununla ilgili burada bir problem olabilir. Ve bir şey de son 2-3 ayda bir çocukta kilo alamama durumu. Yani burada da altında yatan bir sebepler vardır. Bu da dikkate alınması gerekiyor. Eğer burada bir problem varsa burada dikkatli olsun aileler. Ama her zaman da şunu da dikkate alalım. Her zaman da biz aspirasyonu bilemeyiz. Çünkü sessiz aspirasyon dediğimiz vardır. Biz hastanede şöyle yapıyorduk. Sessiz aspirasyonumuzda biz kendimiz yaptığımız testler var. O testi kullanıyorduk. Bazen yani bazen değil de çocuklarda kamera sistemiyle yemeklerini değerlendiriyorduk. Kamera kaydını alıyorduk. Ama bazen şüpheleniyorduk. Yani burada problem olabilir. O yüzden bizim Marmara Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanımızla Doktor Necati Bey ile çok iç içe bir çalışmamız vardı. Orada bazen aletsel değerlendirmelere ihtiyaç duyuyoruz. Kesinlikle. Biz Necati Bey'e gidiyorduk hastalarımızla beraber. Bizde birkaç tane test yapılabiliyor. Bizim Marmara'da doktorumuz, operatör doktorumuz FIS testini yapıyordu. Ve bize gerekli burada dikkatli olmanız gerekiyor. Burada oral diyete devam edebilirsiniz ama dikkatli olun. Ya ama burada non-oral diyete burada artık yok. Burada bir şeyler vardır. Yani bu şekilde de kesin görüşü aletsel değerlendirme ile biz daha dikkatli bir şekilde yapabiliyorduk. Yani Daha bu bilgi. güvenilir. Evet. Bu da sorularımın içindeydi cevapladığınız için. Ayrıca teşekkür ederim çünkü evet biz besliyoruz, bir sıkıntı yok ama enfeksiyon ya geçiriyorsa ya aspire ediyorsa biz bunu nasıl anlayacağız kısmında bir kafalarda soru Eğer işaretiydi. çok fazla geçiriyorsa yok yapmayacağız. Ağızdan beslemeyeceğiz. Önemli olan çocuğu güvenlik, yani aspire etmemesi, boğulmaması.
Kesinlikle ki makineye bağlı olmayan bir çocuk için de bu ekstra ileriye doğru kötü sonuçlar doğurabilir. Arkadaşımızın bir sorusu var. Aynı şekilde bu kızım için de geçerli ki benim de merak ettiğim bir soru. Ağızdan hiç besleme yok. Yani ağızda hiçbir fonksiyon yok. Hiçbir hareketlenme yok. Yemek borusuna dair hiçbir girişi yok. Ve bu biz 4,5 yıldır soruyu soran arkadaşım da 8 yıldır aynı şekilde. İleride bunlar için herhangi bir sıkıntı doğurur mu? Herhangi bir problem yaşanır mı? Hiçbir şeye girmemesi, hiçbir şey yapılmaması, fonksiyonların olmaması. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten 4,5 yıl çok çok uzun bir süre. Yani burada gerçekten bir şeyler, bir şey, bazı yetileri çocuk kaybetmiş olabilir. Kesin de olabilir, Yoktu. olmayabilir. Yoktu. Yani bu konuda çok fazla net, yani bazen belki kaybedebilir ama bu çocuklarda bile yani yutma ile ilgili şöyle direkt yutamaz. Yani ağızdan bir şey verin yutsun demiyorum ama oral motor terapi ile ilgili bir şeyler yapılabilir. Yüz kaslarının o gerginliğini, tonusuna yönelik bir şeyler yapabiliriz. Dudak hareketleriyle hiçbir şeyler yapabiliriz ki çocuk salyasını bile aspire etmesin. Çünkü bazı çocuklarda bile çocuk kendi salyasını aspire edebiliyor. Yüz kasları çok fazla gerginleşiyor, sertleşiyor. Bunlara yönelik bile bir şeyler yapabiliriz. Bu aklımdan geliyordu ama 4,5 yıl geçmiş, bir şeyler belki gidebilir ama net emin değilim, bilmiyorum yani. Yani soruyu soran arkadaşın 8 yıl, onun daha uzun, bizim ona göre yarı zaman. Ama Elif İman'ın tablosu birazcık daha dilinde ayrıyeten titremeleri var. Ortadan ikiye katlanmaları var. Dişlerimiz 3 yaşında önden sadece birkaç tane diş çıktı. Diğerlerin hepsi duruyor. Kubbe damak, damakların sarkması vesaire, ağız yapısı, hatta dil üstünde beyaz tüylenmeye kadar var. Herhangi bir sebebi bulunamadı ama ağız yapımız ve dil kökü çökmesine kadar yani bayağı donanımlı. O yüzden yani ileriye dönük bir şey beklemiyorum. Sadece bundan daha fazla kötü ne olabilir? Yine soruyu soran arkadaş geçenlerde bahsetmişti. Hani biz arada ağzının içinden su vermeli miyiz? Suyu verdikten sonra tekrar esefle pardon aspireyle çekmeli miyiz? Bunu arada sırada yapmak gerekir mi? Yani bakım yapacağınız şeyler var, yani sünger, beyaz süngerler, onun içinde Evet. ağız bakımı için şeyleri var, onlar solüsyonları var, onları kullanabilirsiniz. Yani direkt sıvı verip sıvıyı çekmek, yani çocuğu tehlikeye atmak istemiyorum ama ağız, yani diş çıkmamış çünkü kesinlikle damağına ağırlık verilmemiş ki damak yapısına bir ağırlık verirsin, dişler çıkmaya başlasın. Ağız dil üstü temizliği için, ağız boşluğunun temizliği için de mesela biz hastanede Konix markasını kullanıyorduk. Ağız temizleme solüsyonları var. Onları kullanıyorduk. Bunlar kullanılabilir gayet güvenli bir şekilde. Ama başka sıvı verip onu çekmek, bilmiyorum. Aspire etmeden belki kullanabilirler. Bilmiyorum ne. Yani belki geri kaçmada olursa ben Aha. buradan tekrar soru soranlara bakayım. Makineye bağlı çoğunlukla ağzından aspire edilmiyorsa. Ha evet, bu da tamam, şimdi soruyu hatırladım. Şey var, daha önce ağzından sürekli sekresyon oluyor ve aspire ihtiyacı duyuyor. Yutma ile herhangi bir şeyi yok çocuğun. Daha sonra ama bahsettiğim çocuk daha önce normal, sağlıklı başına bir kaza geliyor. Daha sonra fonksiyonlarını kaybeden bir çocuk. Zaman geçtikçe ağzındaki sekresyonu da, aynı zamanda trakostomili bu hasta. Ağzındaki sekresyonu anne gitgide azaldığını ve olmadığını fark ediyor. Ve acaba yutma refleksinin geldiğini mi, geldiği algısı yaratıyor ailede bu. Bunu merak ediyor. Hani biz aslında... özetle soruyu toparlayayım. Şimdi soruyu hem okuyup hem sorunca zor oldu. Örnekle gideyim. Mesela Elif İma'da yutma yok. Ağız fonksiyonlarında hiçbir hareket yok ve ağzındaki sekresyon normal bir şekilde aspire ediyorum. Ama geldiğini ben bunun nasıl anlarım? Sekresyon azaldığında bu çocuğun ki yuttuğunu ben fark etmiyorum mesela. Bu çocuğun yutma refleksinin olduğunu mu gösteriyor?
Şöyle Sorabildim bilgi inşallah. ver. Anladım, anladım, sorunuzu anladım. Şöyle bilgi verebilirim. Bazen bu sekresyonların azalması ilaçlar sebebiyle de olabilir. İlaç değişikliği olduysa ilaçlardan dolayı da olabilir. Ama burada yine de kapsamlı bir yutma değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Yani gag refleksi var mı? Bir ağız muayenesi yapılması Emme gerekiyor. Yani refleksi var bildiğim kadarıyla çocukta. Refleksi varsa, gag refleksi varsa bir yutma terapistinin, bir fizyoterapistin elinin altından geçmesi gerekiyor, değerlendirmesi gerekiyor. Yoksa sekresyonları azaldı diye yani o yutma dil hareketleri nasıl, yutması nasıl, onu gözlemlemek, değerli bir yutma şey ve en sonunda da o oluyorsa, acaba ağızdan beslenme yapıyorsa bir yutma testi, aletsel yutma testine kadar gidilebilir. Bunu bir önceki şeyde de söyledim aslında detaylı bir şekilde. Belki de bir aletsel yutma testi de yapılması gerekiyor net bir cevap için. Yayını baştan izleyecekler. Sorulardan devam edeyim. Hocam Semia tip 1 hastası bebeğimiz NG ile besleniyor. Yutkunmasında çok az var. Hepten kaybolmasın diye su veriyoruz. Ama su verirken bile aspire ettiğini görüyoruz. İlk sorum bu. Su vermeye devam etmeli miyim? İkinci sorum da suyu aspire ettiğinde yine ciğer enfeksiyonuna sebebiyet verir mi? Aslında tekrar edeceksiniz. Ya bazen bazı şeylerde tabii Trakeostomili ki değil. Çocuk biliyorum. trakeostomili değilmiş. SMA'da tabii ki mesela SMA'lı hastalarda kendi salyasını bile aspire etmesin, oral motor terapisine devam edilmeli. Hem de yapılabilir. Yüz kaslarının tonusunu bile normale döndürebilmek için çocukta yüz kaslarının, orofasyal kaslarının bile verdiği cevabı normalize edebilmemiz için bile o oral motor terapi tabii ki devam edilebilir. Ama hayır. Eğer çocuk dediğim gibi yani yutmada ben çocuğa kesinlikle zarar vermeyeceğim. Güvenlik benim için önemli. Çocuk boğulmuyor. Yani verdiğim şeyle çocukta boğulma hissi olmayacak. Aspire etmeyecek. Yani o kadar değişik kullandığımız yöntemler var ki su kesinlikle yutmayı unutmak, su vermek. Bir de su dediğim gibi ince kıvamlı bir şey. Yutulması çok zor bir şey. O yüzden çocuğu zorlayacak aspirasyona kadar götürecek şey kesinlikle tavsiye etmiyoruz ve istemiyoruz. Yani tehlikeli bir şey. Evet, yayının başında da bahsettiğiniz şeydi aslında ilk önce kıvam konusunda önem arz ediyor. Direkt su biraz daha akışkan olduğu için aspire etme olayı dediğiniz gibi daha kolay. Tuba Koç abi soru sormuş ama ben buradan soruyu almaya çalışıyorum. Nasıl hocam sizde yani sanırım yeni trake açılmış 6 aylık bebek. Pardon yeni trake açılıp pegli. Aynı zamanda peg açılmış. 30-40 milim kadar içiyor. Daha fazlasını içemiyormuş. Terapilere başlayacaklarmış diye bahsetmişti. Yani aslında peg açılması ya da NG ile beslenmesi bu çocuğun ömür boyu o şekilde kalacağı anlamını da çok taşımadığını bahsediyorsunuz. Ben daha çok mesela ilk başlarda belki pek açıldığında şöyle diyordum, mesela pekle devam eder, ama çok hastamızda da gördük yani mesela Aryanaz bebek yani pekten kurtuldu. Şöyle Elif Naz bebeği mesela hem trakeostomi önerdiler hem pek önerdiler, ama 2018 ve şu an 2021'de tamamen oral besleniyor, yani tam normal yoldan nefes alıp veriyor. Yani pek açıldı da yolun sonu değil. Ama çok kapsamlı ve çok güzel bir şekilde çalışılması gerekiyor. Yani ki o becerileri, o yani o kaybettiğimiz beceriyi yeniden kazanalım diye. Şu yorumlar, mesajlardakilere bakacağım. Bir tane sorumuz daha var. Gastroenterolojiye götürmüş. Yemek vermesinde bir sakınca görmemiş ama beslenmeye başladıktan sonra öksürüğü artmış diye söylemiş. Bunu yani cevaplamak ister misiniz bilmiyorum. Şöyle beslerken Aslında bazen cevaplar. dediğim gibi aspirasyon belirtilerimiz var. Çok fazla öksürme varsa, öğürme varsa, hırıltılı solunum varsa, verdiğinizde ağzında bir panik belirtisi varsa, gözleri
göz genişlemesi, gözlerine su akması, ondan sonra böyle hızlı solunum, hızlı soluyorsa, bunlarda evet burada bir problem vardır. Ben belki aspire ediyorumdur, dikkate alın diye düşünebiliriz ve orada Siz. bir oral motor terapi alalım, bir yutma terapisi alalım. Burada bir şeylerin bir Ya şeylere ihtiyaç uzman desteği. var. Evet. Uzman desteği aslında kesinlikle gerekiyor. Benim merak ettiğim, şimdi sorular bendekiler bu kadar, yazarlarsa iletirim. Peki biz evde neler yapmalıyız? Amatörce. Yani aileler bu konuda çocuklara ne katabilirler? Neler yapmalıyız? Yani eğer ki almaya imkanı yoksa, götüremiyorsa, bulunduğu şehirde yoksa ve çocukta refleks belirtileri varsa, emme varsa, ufak tefek tüyolar verebilir misiniz? Neler yapılabilir? Ben ilk önce dediğim gibi şunu istiyorum. Nasıl çocuk fizik tedaviye gidiyorsa ya fizyoterapist eve geliyorsa, terapi uyguluyorsa, o fizyoterapist aynı zamanda bu çocuğun veya başka terapist gelecek veya o fizyoterapist bir yutmayla ilgili bir şeyler bilecek. Çünkü bu ihtiyaçtır. Keşke seansta bir 15 dakikasını buna ayırması gerekirse ve bu konuda bilgisi olursa. Bu çok çok aslında ben hep diyorum keşke bu konuyla ilgili bir şeyler yapılsa. Onun Keşke. dışında evde yani ben yani yüz kaslarına bir masaj yapılabilir. Yani yüz kaslarıyla ilgili tonusu ile ilgili yüz kasları gerginliği ile ilgili farklı teknikler yapılabilir. Tapingler yapılabilir. Ondan sonra şeylerle çocuğun ağız içi boşluğunu, oral kavitesinin verdiği cevabı normale döndürebilmek için mesela bazen buz uygulamaları falan yapılabilir dudak çevresinde. Dudaklarını çocuk kapatsın. Dudak çevresi biliyorsunuz böyle oval bir kas, yuvarlak bir kas. Yani farklı bir Şekilde hareketler çalıştırarak. yapılabilir. Buz uygulaması yapılabilir. Bunlar yapılabilir. Eğer çocukta böyle yani aspirasyondan aslında ben çok korkarım. Çok dikkatli davranırım. Eğer aspirasyon yoksa besini verirken yanlara ağzının yanlarına doğru verelim ki çocuk dilini yana doğru hareket ettirsin. Değişik terapi malzemelerini kullanalım. Chewy tubes'ler kullanabiliriz. Çiğneme tüpleri kullanabiliriz. Kendimiz alıp onu değişik materyallerle yapabiliriz. Yüz kaslarına veya çiğnemesi için çocuğa verelim böyle molar dişlerinin arasına koyup bir denesin, bir çiğneme yönünde bir şeyler yapalım. Ondan sonra ya biz evde tabii diyorsunuz evde başka çok dikkatli olalım. Yani bunlar belki yapılabilir evde bir annenin yapabileceği. Ama çünkü ağızdan bir şeyler verdiğimizde ben aspirasyondan korkarım. Yani ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani iki şey çok önemlidir beslerken. Birisi güvenlik, birisi etkinlik. Güvenlik çocuk yerken kesinlikle bir boğulma olmayacak. Aspirasyon olmayacak. Yani gizli aspirasyon, sessiz aspirasyon pardon, sessiz aspirasyon olabilir. Etkinlik de anne evde çocukla bir problem vardır. Yemek yeme süresi çok uzundur. Deneyebilir. Farklı şeyleri anlattıklarına bahsede yavaş yavaş çiğneye çiğneye çocuğun beslenme süresi kısalabilir veya yani yemek yerken sürekli ağızdan akıtıyorsa onları onun önüne alabiliriz. Yani bazen bazı problemler çok davranışsal beslenme problemleri de olabiliyor. Mesela hastaneye gelince anneler sürekli ağzını dökmesin, etmesin. Böyle bir değişik şeyler, kızmalar. Ya çocuğa bir deneyin. Çocuk böyle self beslenme, kendi kendine beslenmesinde bir değişiklikleri görelim. Elini kullansın, tamam dökebilir ama zamanla bunlar gelişiyor. Bir de farklı yani bazen çocuk şu da önemli. Tat eğitimi verme terapinin başlangıcında ben hep mesela bugün portakal getiriyordu, yoğurt getiriyordu ama diğer pekmez getiriyordu seansta annelerimiz. Ben bunu tamamen kendisine veriyordum. Çocuğa tat eğitimi çok önemli. Çünkü bu çocuklarda ya çok çocuk hiçbir şekilde ağız yapısı çok fazla duyarlıdır, hipersensitiftir ya da hiposensitiftir. Çok az yani böyle kendi ağzında salyasını hissetmeyen çocuktur. Yani çok değişik şeyleri çocuklarda böyle dikkat ederek, zaman ayırarak deneyin ki çocuk onları yemeği yutmaya başlasın. Onları aslında çocuk bilmiyor, onu bilip öğrensin.
Onu hatırlatmak gerekiyor aslında. Evet, çocuk bilmiyor çünkü gerçekten bilmiyor çocuk ve belki biliyordur, ona çok anormal cevap veriyordur. Cevabı normalleştirmek için de bile denemek, emek vermek, yapmak çok çok önemlidir. Arada bir soru kaçırmışım. Cevaplar mısınız? Size tekrar ileteyim. Aspirin kaçaklarını kontrol etmek için ağız içinde sadece gıda boyası dökmek uygun mudur? Bu normalde gastro doktorların da önerdiği, birkaç aileye de tavsiye etmişlerdi, söylemişlerdi. Kaçağı Bu öğrenebilmek konuda için. şöyle biliyorum. Ben bu konuda biz şöyle yapıyoruz. Aspirasyonu biz kendimiz hastanede soma testini kullanıyorduk. Bu da sadece belirlediğimiz yaş aralığındaki çocuklar için. Kamera kaydını alıyorduk ve ona göre puanlıyorduk. Eğer puan belli bir puan üzerinde diyorsa ki bu çocukta oral motor disfonksiyon vardır veya yoktur. Ama bu da bize yeterli gelmediğinde biz dediğim gibi aletsel testler bunu net kesinleştirir. Yani biz hastada çok değerli doktorumuz, uzman doktor, operatör doktorumuz Necati Bey yani FIS testi, flexible endoscopic bir testle bunu bize söyleyebiliyor. Yani ben bir yutma terapisti olarak bunu kesin yani çünkü benim aletsel değerlendirme yapacak yetkim yok. Aileler de bunu yapamaz yani. Buna bile cesaret etmemeliler. Ya aslında tam teşekküllü bir şekilde bunun değerlendirilme yapılması, programın sonunda söyleyecektim. Şimdi söyleyeyim. Toparlamak gerekirse, çocukta yutma refleksi varsa ya da geliştirilmek için bir terapi alınma planlanıyorsa, tam teşekküllü bütün testlerinin doğru bir şekilde yapılması ve yaptırdıktan sonra da terapist konusunda bir destek alıp doğru adımlar şeklinde devam etmesi gerekiyor yoluna. Doğru mu? Yani başlangıç aşaması bunların yapılması gerekiyor. Çünkü bu dediğimiz gibi aspire ettiğinde meşakkatli, hem yol meşakkatli, aspire ettiğinde bu süreci daha da geriye atıp çocukta farklı sıkıntılar da yaratabilecek. O yüzden bütün soruların, oluşabilecek bütün sorunların cevaplarını alıp emin olup sağlam bir şekilde yola devam etmek gerekiyor. Doğru. Ya şunu buradan bahsetmeliyiz ki bir kere çocuğu kesinlikle olduğu pozisyonda bırakmayalım. Yani bir yeni bir şeyler deneyelim. Bir arayış içinde bulunalım. Çocuğun kapsamlı bir yutma değerlendirilmesi yapıldıktan sonra dediğim gibi belki aletsel değerlendirmeye de ihtiyaç duyulabilir. Ama ondan sonra aldığımız cevap doğrultusunda eğer bize izin veriliyorsa ki biz oral beslenelim, ağızdan devam edelim. Yani belli bir süre bunu ayıracağız. Yutma terapisimiz, oral motor terapimiz de bu yönde devam edecek ama artık ondan sonra çocuk kesinlikle cevap alınıyor. Sadece bununla ilgili değil, salya problemiyle ilgili yani bunlar ilerledikten sonra bu problemi şey yapıyoruz ve çocuk yeni beceriler, yeni şeyler öğreniyor ve bunları biz görüyoruz ama her şey bir uzman eli gerekiyor. Yani dikkatli olmamız gerekiyor ve yutma çok çok önemli. Çünkü Allah korusun bir akciğer enfeksiyonu geçirirse pnömoni olursa yani yoğun bakım uzun bir yıla kadar süren yoğun bakım süreleri ve bu çok çok tehlikeli bir durum. Yutma, çiğneme, püreli yeme yoksa denemeye çalıştıkça akciğer enfeksiyonu geçiyorsa zorlanmalı mı? Devam edilmeli mi? Ya, kesinlikle hayır. Yani eğer aspirasyon riski varsa yok. Yani hani soruna bir şey söyleyemiyorum. Direkt besleme doktor söylemiş bunu ve direkt beslenmeye geç demiş. Bu konu hakkında üzerine ne yorum yapılabilir? Bir şey diyemiyorum. Burada yani ben eğer çocukta besliyorsam püreyle de çocukta bir aspirasyon belirtisi varsa gider biraz yutma terapisti görür. Ondan sonra uygun görüyorsa bir ama direkt de bir şey söyleyemem. Dediğim gibi o konuda bir şey söyleyemem yani. Evet. Sizin eklemek istediğiniz, ailelere iletmek istediğiniz mutlaka yayını kaydedeceğim ben. Kaydettikten sonra diğer aileler de izleyeceklerdir. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben şu konuda yutma ile ilgili belki sadece
şöyle düşünülebilir. Yüzle ilgili, ağızla ilgili, dudaklarla ilgili, belki boğazla ilgili yapılan bir şey, ama yok, biz sadece bunu da yapmıyorduk. Biz Marmara'da, bizim ekibimiz gerçekten egzersizleri, baş, boyun, gövde, bunu tamamen yapılandırıp uygun bir şekilde her hastanın kendi ihtiyaç doğrultusunda, ve sadece bu değil. Biz ailelere hastanemizde beslenme ile ilgili aile eğitimi de veriyorduk. Yani bir aile nasıl beslenmeli, çocuğun duruşu nasıl olmalı, dediğim gibi aile beslenme ile ilgili aile eğitimi de veriyorduk. Birazcık arayış içinde olmak gerekiyor ve çok dikkatli olmak gerekir. Yani eğer burada bir bilgimiz yoksa terapisten muhakkak destek alabiliriz. Umarım iyi bir yayın olmuştur. Bu kadar söyleyecektim. Son olarak evet ben de merak ettim. Marmara'da gelmek isteyenler için nasıl bir yol izlenmeli? Ya da yutma Biz terapisine gitmek için nasıl bir yol izlenmeli aslında izlenmeli. genel olarak? Şöyle ben uzmanlık tezim kapsamında 2018 ile 2000 yani 20 başlangıcına kadar biz Marmara Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir ekip olarak iki araştırma yürütüyorduk. Biz orada normal olarak hastalarımızı, çocuk nöroloji bölümüne gelen hastaları alıyorduk. Ama ben 2020'de başlangıcında dediğim gibi çalışmamı bitirdim ve oradan ayrıldım. Şu an farklı yerlerde, farklı kurumlarda yutma terapisti olarak eminim birçok yer vardır. Aileler araştırıp bu konuda gerekli desteği alabilirler. Ama bizim henüz doktorumuz Doktor Necati Yan var Marmara'da ve hastalarımızı ona yönlendiriyoruz orada. Necati Bey ile bir program planlandı. Henüz detaylı görüşmedik. Sizden sonra kesinlikle. Fiz konusunda Necati Udre çok bilgili. Oradan muhakkak detaylı bilgileri alabiliriz. Yani eminim çok bilgi verecektir hocam. Onunla da görüşeceğiz henüz. Hacer sağ olsun sizle de aracı olan oydu. Necati Hoca ile de böyle bir şey istiyoruz. Ailelere en azından birazcık daha bu konuyu biraz daha açalım. Onlara da yol göstermiş olalım. Amaç burada ailelere rehber olmak, bilmeyen, unutulan şeyleri hatırlatmak. Büyük şehirlerdekiler dediğim gibi bu konuda biraz daha avantajlı ama diğer şehirlerdekiler, küçük yerde olanlar bu konuda çok büyük dezavantaj yaşanıyor. O yüzden biz de buradan ulaştırmaya çalışıyoruz. Umarım herkese yararlı olmuştur. Ben çok memnun oldum. Sizinle tanıştığıma, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Benim için de en azından kafamda soru işaretleri vardı bazı konularda. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Umarım Teşekkür ederim. eğitim konusunda tekrar görüşürüz. Güzel bir program planladığınız için, uğraştığınız için, emek Teşekkür verdiğiniz ederim. için ben de çok çok teşekkür ederim. Umarım verimli olmuştur. Ben öyle ümit ediyorum. Eksiksiz sorularımı sordum. Siz de her defasında soruları aynı şekilde güzel yüreğinizle cevapladınız. Mübarek günde iyi oldu. Ya tekrar kandilinizi kutluyorum. Teşekkür Çok ama ederim. çok Çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Umarım yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Teşekkür ederim. Sizi tekrar burada görmeyi, görüşmeyi çok isterim. Sağ Bakalım neler katılacak hayatınıza. Bize de neler olun. aktaracaksınız? Bunu da merak ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki süreç de belki olur, devam ederiz. Ama burada yani şu böyle bir programlara ihtiyacımız var. Çünkü bu konularda Kesinlikle. çok bir şeyler birazcık böyle bilmeye ve öğrenmeye ihtiyacımız var. Bunlar ne kadar çok çoğalırsa çok çok kişiye ulaşmış oluruz ve onlara yardım etmiş oluruz. Tabii ki biz de burada ben trakeostomili bebeklerde Buse bebeği, Emine Hilal, Elif Naz, ondan sonra Zeynep bebek, bunları aldım ve inanın bu gibi çocuklarla çalıştıkça ben de çok şeyler öğrendim. Yani küçük bir dokunuşlarla büyük şeyler öğretebiliyoruz. İnşallah her şey böyle güzel gider ve ben bu çocuklar için her şey inşallah trakeostomiden ve pekten kurtulurlar ve her şey normal yola döner. İnşallah, inşallah. İnşallah ailelerin burada bilinçlenmesi, onlara yol göstermek de çok önemli. Ben yayını kaydedeceğim. Sorduğunuz soruların hepsi yayının içinde var.
Baştan sona kadar tekrar izlerseniz cevaplarını alabilirsiniz. Yutma tekrar sonunda tekrar dediğim yutma için gerekli uzmanlardan öngörü olarak bütün testlerin yapılması, garanti bir şekilde yola devam etmesi, yutma terapistiğiyle devam edilmesi gerektiğini hocamız vurguladı. Ve uzun, meşakkatli ve bol sabır isteyen bir yol. Ama her defasında verim alınabilecek bir yol aynı zamanda. Yani takip ederek devam edilecek. Vazgeçmek yok. Biz savaşmaya geldik. Biz sonuna kadar. Evet, doğru. Allah'a emanet olun. Hepinizin kandili tekrar mübarek olsun. Dualarınızda çocuklarımızın lütfen Estağfurullah. hastaları, çocuklarımızı özellikle lütfen unutmayın mübarek günlerin hürmetine. Şifa bekleyen herkese Rabbim bu gece şifa yağdırsın. Herkesin kalbinden geçtiği duaları gerçekleştirsin. Tekrar kandiliniz hepinizin mübarek olsun. Sevgilerle öpüyorum sizi hocam. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşça Allah'a kalın. emanet olun. Hoşçakalın.